İlk önce bir çok lazım. Bir, Peygamber aleyhissalatü vesselam imanın alametinden bahsetmiş. Kaynaklarıyla beraber onu okuyayım. Bu anlayış değil. Peygamberin bizzat sözleri, bil mana. İmanın alametleri. Hubbi fillah, buğzu fillah'tır. Allah için sevmek ve Allah için sevmemek. Yani 6 tane iman esası. 6 tane iman esası 6. İslam esası 5. Onu 1 kabul ediliyor iman esasına göre. 6 iman esası 5, İslam esası 1. 6 1 daha 7. Buna hakikati İslamiyet deniliyor. Kastamonu 131'de geçiyor. Ne etti? 7. Fatiha 7 ayettir. Aynı sure 7 defa nüzul etmiş. Sebe-i Mesani diye geçiyor. Bu Müslümanlar, iman esası, İslam esası son nihayet biliyoruz. Son nihayet değil bu. İman esaslarında olmayan, bu 6 tane iman esası, 5 tane İslam esası da oturduğu bir yer var. O, onun da dibi ve ondan sonra başka bir şey yok. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demek. 2. Hubbi fillah vel buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman. Tarafkirlik bu. Mektubat oturduğu 34. sayfada iman izandır, İslam iltizamdır der. İman içsel alemdir, İslam tarafkirliktir. Tarafkirliğini kaybederse İslam'ı kaybediyor. Yani insaf namı altında, medeniyet namı altında tarafkirliği kaybediyor. Kafire tarafkir veya tarafkir olması gerekeni olmuyor. Mesela Ayasofya'ya sevinemedim diyor. Bu kim? Tarafkirliğini kaybetmiş. Bitmiş yani. Ahmet Mehmet niçin açıyorsa hiç önemli değil. Mesela ustad ne güzel misal veriyor. Diyor ki, hangi sistemin bozulmuş bunu abi? Onu anlatayım da şey yapacaksın. Dimağda iltizam bozulmuş. Mesela ustad diyor ki, su çıkartmak için diyor kazı kazıyorum diyor, kuyu. Adam bir tanesinin önce çöp var, kuyu kazacak, çöpü koyacak, gömecek. Gayesi ne adamın? Çöpü gömmek. Bunun gayesi ne? Suyu çıkartmak. Birisi gömmek, birisi çıkartmak. Baktı ki adam su çıkartmak için kuyu kazıyor. Ne yapıyorsun? Su çıkartıyor. Ben de sana yardım edeyim. Ben zaten kuyu kazacaktım. Sen künkünü koyarsın, kapatırken ben de çöpümü kenara koyar, şey yaparım. Yani fiili birleşmiş, niyetleri farklı. Başka bir örnek veriyorum. Gazı çıkıyor, abdest gidiyor. Diyor ki niyetim halis. Niyet geçmiyor burada. İslam'da niyet yok. Mesela namazsa inanmak yok. Namazı kılmaktır. İslam'da eylemdir, inanmak değildir. Şimdi oruç tutmak, oruca inanmak değil. Tutmak Ramazan. Yani eylemdir. Bu nedir? Mektubat 34'te diyor ki iman izandır, İslam iltizamdır. İltizam ne demek? Hakka taraf geldiğidir. وَلَا تَلْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ. Mektubatta bu ayet geçiyor. Ayet. Yani kafirlere benzemeyin, taraftan olmayın, meyletmeyin. Yani meyletmeyin, hafif meyletmeyin. Fetemese, messe, dokunur size. Cehennem ateşi dokunur. Adam kendisini emin zannediyor. Kimlerin imanı gitmiş? Bu, dimağda, aşağıdan, dışarıdan yukarıya, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Peki, iltizam bozuksa itikatı bozuktur. Basit zannediyor. Yani İslami tarafkirliğini kaybedince iltizamı gidiyor. İslam'ın gidiyor. Kendisini hala güvende zannediyor. Kafasında bir İslam var. Harici İslam'la şey yapmıyor. Onun için imanın alameti demiş Allah Resulü. El hubbi fillah vel buzu fillah. Şimdi abi bu iltizam.
intizamın fiil hali. Arkasındaki sistem bozulmadan intizam bozulmaması lazım aslında. Bu kadar basit değil yani. Yani bu hislerini kaybetmesi lazım. His gitmesi lazım ki sonra intizamı gitsin. Evet. Konumuz olmadığı için girmek istemiyorum. Dima'da Mehmet kardeş, serbest bölge var. Tahayyül ve tasavvur. Yani hiç orada temelde teknik şeyine girmeyeyim de. Bu insanın hangi insanlardır bunlar? Ölümü bayılmak zannetmiş. İmanı böyle kendi aleminde oturttuğu bir şey var böyle. İman şu iman, bu iman tamam. Kendisine göre bir şeyler bulmuş yani. Çünkü kainatta, doğada küfre gidecek yol var. Kur'an'da da var. Kusur bulunacaksa bulursun. Çünkü bu Kur'an diyor, yudülle bi kesira ve eydi bi kesira. Çoğusun hidayete, çoğusun dalalete atar bu. Kimi dalalete atar? Rahatsız olan kalpler ne teşbih, müteşabih ayetleri bulur. Kaptan hasta olanlar, dikkat edin. Televizyon ekranları kim çıkar? Çıktı. Hangi ayetlere kim şey yapıyor? Müteşabih ayetlere medar bas yapan, öne çıkarıp onun üzerine yorumlar yapmaya çalışan böyle bir sürü kaptan hasta. Kaptan hasta. Şimdi Dima dumura uğramış. Bilgi sorunu yok ha. İltizamı niye bozulmuş? Cahil değil. Sen de benden alim. Akıl şey, bilgili. Mesela tasavvur şurada, şu kalemi alayım da bak şey yapayım. Tahayyül. Tasavvur. Gençler olduğu için siz bunları biliyorsunuz. Gençler bunları bilmediği için. Taakkul. Bu Risale-i Nur 706'da geçen şey. Adam diyebiliyor biliyor musun? Yani çok garibime gidiyor. Ustadım diyor bütün fikirlerini kabul etsem, bir fikrini kabul etsem ne olur diyor. Kabul etmesem. La teşbih ve la temsil mesela. Yani sen kafir olmazsın. Ama itikadın niçin? Çünkü Kur'an adına çıkmış. Tasdik, taakkut, tasdik, izan. Hasan abi, 36'da münazaratta da ayı ile boğuştuğunuz vakit karılar, çingeneler, çocuklar, itler size yardım ettiklerinde size ayıp mı oldu diyor. Evet. Münazarat 36'da. Tarafkirlik. Evet. Şimdi bak. Arkadaşlar burası hayal. Hayalimiz burada çalışır. Bu bizimle alakası yok. Sistem. Bu sistem, hayal. Şey, tahayyül sisteminde çalışınca biz hayalimizi bu sistemde çalıştırırız. Tasavvur, bu sistemdir. Burada ne olur? Bilgi, malumat, malumatlar, zan, düşünceler. Bu bir sistemdir. Burada akıl. Hatırladınız. Tasdik neydi? İlim. İlim. İzan neydi? İmtisal. İmtisal. Bu? Taassup. Taassup. Salabet. Salabet. Sözleri 706'da. Şimdi adamın iltizamı bozuk. Yani bozuk olunca ne olur? Hakka tarafkirliği yok. Ta buradan bile bozuk. Bilgisi var. Ben bunu niye çizdim? Adam bilgi, malumat, düşünceleri dev. Peki nasıl buraya bozuk olarak yansıyor? Onu bütüne getirecek budur. Akıl.
Akıl nedir? Herkes ben akıllıyım diyor. Onun alametini de okuyacağım. Aklın alameti bir kere. Fazla değil. Bu nasıl akıllı olur bir insan? Vahye muhatap. Muhatap. Yani kabul. Kabul. Tasdik. Şöyle diyeyim. Üç tane diyor. 14. sözde fiilen iltizamen iltihak. Yani ne kadar insan vahye muhatap olursa, onunla şekillenirse adınız gibi bilin. O kadar akıllıdır. Vahye muhatap olmayan bir insanın akıl devre dışı olur. Şunu da ekleyeyim. Bunun içerisinde zeka ve zeka var. Yani buraya yazarsam madde olur. Zeka aklın sıfatıdır. Deha. Adam dahi. Aklın sıfatıdır. Adam dahi ama. Karşısına yazabilirsiniz. He? Karşısına yazabilirsiniz. Bu tarafa sol diğer yola. Şuraya. Diğer, yok yok. Diğer sola sola. Ha şuraya. Ha ha ha. Çok güzel. Şimdi kafirde de var bu arkadaşlar. Burada da onlarda da var. Taakkul. Ondan sonra tasdik. İzan. İltizam. İtikat. Şimdi kafirde akıl yok mu? Var. Felsefe oluyor. Burası felsefe şöyle. Orada da akıl ve zeka sistemi işliyor. Burada zeka işliyor. Burada zeka. Zeka. Eğer burası vahiy. Felsefenin karşısına nübüvvet desek olur mu abi? Ha işte mesela şöyle diyeyim, karmaşık olur şimdi de. Ama bir tane onu ekleyeyim. Felsefe. Bugün de şey olacak zaten. Biraz şeyden bahsedeceğim. Risalet. Risalet. Dimaşe. Burası felsefe nübüvvet. Aklın karşısında zeka. Şimdi adam burada ortağız kafirle beraber. Bu sistem bizimle alakası yok. Allah yaratmış. Bu sistem var bizde. 7 tane. Tahayyül bizim hayalimizi çalıştırdığımız bir sistem. Biz hayal diye yazdık. Bilgiler, malumatlar, bütün o vesvese risalesini okuduk, Kur'an okuduk vesaire. İltizam fiile dönüşmedikçe burada bilgi olur, malumat olur. Kur'an'ın tabiriyle kitap yüklü merkep olur. Daha keşke bilmeseydin daha rahat ederdi. Mesela itikad-ı imanı olmayan bir doktor keşke tıbbı bilmeseydi daha beter. Çünkü yani tırnağın arasındaki mikropları da biliyor. Rahatsız olacak yani. Onu sahipsiz biliyor, kontrolsüz biliyor. Her an saldırıya geçer, yaşayamaz yani. O zaman gaflete kafasını kuma sokuyor. En muzdarip adam diyor, gafil doktorlardır diyor var. Yani bildiği için. Şimdi burası felsefe, burada, buraya kadar geliyor adam şeyi, felsefe. Şuradan vicdana iner, ikisinin de. Vicdana iner. Yoldur bu. Bu hatmedilir. Bu aktif olur. Aktif olursa ne olur? Aktif olur, yazayım. Olur. Bu ise hatmedilir. Hatmedilmesi onaylanmadığını mı gösteriyor? Yani kilitlenmiş, kapanmış. Ulaşamıyor. Yani bitmiş o. Çünkü küfürle, günahlarla bitirmiş.
Vicdani yat yok. Peki aktif olursa ne olur? Vicdanın dört unsuru var. Vicdan, soğan kabuğu gibi. İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Çalışmaz. Bunda çalışıyor. Kafirde irade yoktur. Kafirde, şurada iltizamda, ihtiyar var. İhtiyar. Cüz-i ihtiyar. Kafirde. İrade, vicdanın hassasıdır, özelliğidir. Vicdanda. Soğan kabuğu gibi düşünürsek, soğanın en dışında irade var. Gir içeriye zihin, gir içeriye his, gir içeriye latife-i Rabbani. Bu vicdandır. Bunun adı arkadaşlar vicdan. Vicdanın içi. Hatmedilmiş, bu bitmiş. Bundan sonra daha şey yok. İtikadı bozuk. Peki hayvanlarda da var ihtiyar. Mesela kedi ekmeğe göre ciğeri tercih ediyor. Arı çiçeği tercih ediyor oduna göre. Bir tercihtir. Bunu 24. sözler 4 tane hamale vardır hamalede. Onlar bir tane hayvanlardır diyor. Hayvanlar da cüz ihtiyarıya sahip diyor. İhtiyarlar var. Vicdanlar olmadığı için irade yoktur. İrade buraya aittir. Tabii, temel bilgi bildiğimiz zaman her şey yerine oturuyor. Şimdi buna geleyim adama. Adamın irtizamı, tarafgirliği bozuk. İslam diyor, iman, mektubatı izandır. İslam iltizamdır, üzerine kurulmuş. 77. sayfa, Hutbe-i Şamil'e, yani bunlarla keşke girmesek fazla ama orada da diyor ki, kalbin ve hissin temayülatından çıkar. İnsanın fiili. Tarafgirliği kalbin ve hissin. Kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Şimdi adam Vesvese Risalesi'ni okumuş, ezberlemiş. Niye vesvesesi var? İlim zanneder. Oysa ilim onu tard eder diyor. Ustad, ilim tasdiktedir. Bilgi, malumat, zan, düşünceleri ilim zannetmiş. Peki ne yapar? Bunlar buraya aktarılır. Aklın 30 küsür tane yapısı var, sistemi var. Hüşyar, deha vesaire. Bu imbiklerden geçer, şekillenir. Sonra tasdik nedir bunlarda? Bu bilgileri aklın imbiklerinden, yani vahiy süzgecinden, vahiy ile anlam bulur, bütünsellenir, bütün olur. İlim ne olur? Ona dönüşürsün. İlim bilgi değildir, dönüşmektir. Olmak, o olmaktır. Mesela şuna desem ki, çık dışarıya. Çıkar mı? Peki ama çık dışarıya, çık dışarıya. Gidiyor mu? Gidiyor. Ustad diyor ki vesvesesi sahasına, ilim onu tard eder. Çıkar, çık de dedi, atar diyor. Yani ilimi ustad fiilde gösteriyor. Onu anlatmaya çalışıyor. Dönüşümü kabul etmektir. Ve dönüşmektir, o olmaktır ilim. Ha? Yani ilim bir bilgi değildir. İlim bir irade değildir. Tercih etmeniz değildir. Sistem bildiğin zaman bu neyle çalışıyor? Rahat edersin dünyada. Belalar, sıkıntılar olmaz mı? Olur. Ama sende basamak olur. Bilirsin bu sistem nerededir. Ben çok büyük zattan şeyi Ahmediye'de okumuştum. Sıkıntılarından keyif alıyor adam. Niye diye merak ettim. O diyor hakikatın ucudur diyor. Yöntemidir diyor. Allah bununla diyor bana şimdi bir yöntem öğretecek. Bu sıkıntıyı çözümlerken veya şey yaparken bana bilgi aktaracak, ilham edecek diyor. Yoldan öğreneceğim diyor. Böyle beklerlermiş. Ki Allah Resulüne 6 tane yöntem vermiş. Bir sıkıntı çeşitlerine bak. Yöntem çeşidi demektir. İnkılap çeşidi demektir. Bir sıkılırmış, bir yöntem neymiş? Eşiyle sohbetle çözüyormuş. Bir sıkıntı çeşidi varmış. Ebu Bekir Sıddık'la sohbet edermiş. Bir sıkıntı çeşidi varmış. Bilal Habeşi ezan okutturmuş. Yani bu gidermesi için değil. Onunla
anlam kazanıyor, orada bir boyutlaşıyor. Bir sıkıntı çeşidi varmış, sahabesine Kur'an okuttururmuş. Demiş ki, estağfurullah ya Resulullah, Kur'an size geldi ama başkasından dinlemeyi severim demiş. Dert etti mi? Bir sıkıntı çeşidi varmış, namaza müracaat edermiş. Onunla çözer. 28. lemada, yatsı namazında o aleme girdim diyor. Namazda girmiş. Yani davetiymiş biliyor musunuz sıkıntı? Hakikatin davetçileridirler diye. Mesela çok şaşıracaksınız. Doktorum senin sağın ama bağışla çünkü ben naklediyorum. Elçiye zeval yok. Topluk mu daha şeydir? Yani tabii ki besliyor ama. Hazreti Ali diyor ki açlık elemi şifadır diyor. Elem var ya elem. Açlık. Hani haddini aşmamak şartı. Her şey haddini güzeldir. Topluk da haddini güzeldir. Açlık elemi şifaymış ya. Elem. Tamir ediyormuş. Neye benziyor? Bugün de rüyada bir şey görmüştüm ya. Ya uyanınca bunu yazarım demiştim ya. Allah Allah. Ya Rab onu da getir. Çok güzel bir şeydi. Bak şimdi şey geldi de. İnşallah gelir ya. Güzel bir şeydi. Uyanınca yazarım demiştim. Çok harika bir şeydi. Neredeydik? Açlık. Tamam. Yani sıkıntılar da böyle bir düşünün. Neyse koptu orada. Bir şey vardı böyle de. Güzel bir şeydi yani. Belki zamanı gelir. Alabilir miyim abi? Tabii abi. Al sen. Sen alırsın abi. Sen serbestsiniz. Siz etkilenmeyin şu şeyi. Abi şey üstad diyor ya, dert aynı dermanıymış. He o. Dertler bana dermanmış. Şimdi bu sistemi ben size, siz hasreten size anlatayım. Şimdi iman alameti. 6 tane iman esası. Şöyle yapayım. 6 iman esası, esasları. 5 İslam esasları bir kabul ediliyor. Bu 6 topla 7. Buna 131 Kastamonu'da hakikati İslamiye deniliyor. Sebe ve Sani deniliyor alimlerce. Fatiha'nın 7 ayetine 7 defa nuzul etti. Fatiha aynı süre 7 defa. Onu da bilin. Tamam şimdi iman alameti 6 tane iman esası, 5 tane İslam esası cem ediyoruz. Hakikat İslam'ı çok çok duruyorum. Hubbu fillah vel buzu fillah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek. O tarafkirlik kaybettin mi üzerindeki hepsi gidiyor. Yani adam dese ki ya ne olacak ya ben şimdi kendi kafama göre şey yapıyorum falan bir tane şunu yapmasam. 6 tane iman esasından bir tanesine pek inanamıyorum desen hepsi duman olur. Yani tarafkirliği kaybettin mi? Kimden gelirse gelsin, İhlas İsalesi'ne geçer 20. lemada. Hakikat perestlik nedir? Yani hak, Allah yolunda olmanın alameti nedir? Nereden olursa olsun, kimden olursa olsun, Müslümanların istifadesine taraftar olmaktır. Aman gelsinler, benden ders alsınlar, bana sevap kazansınlar demek, nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Müslümanların nereden kim olursa olsun istifadesine taraftar olmaktır. Yani, diyelim ki şimdi uygulama yapayım, Ayasofya, adam ne zihniyette açarsa açsın. Ben su çıkartmak için kuyu kazıyordum, ötekisi pisliğini gömmek için, aynı uyuyor bak, siyasi pisliğini örtmek için. Neticede ben kuyu kazmama yardım ediyor. Tamam. Şimdi münazarat da diyor ki, çok garip münazarat da, kaçıncı sayfaydı, diyor ki, kusursuz, mükemmel, bir yöntem aramak. Devlet yöneticisi ve kişi aramak. Kişi. Resulullah hariç. Bu kim bunlar böyle yani kusursuz? Yani ile kusur bulur. Kusur olmasın. Siyasette, yöneticide, kişide, eşimde, çocuğumda, babamda, annemde. Kim bunlar? Nasıl bir ruh sahibini söylüyor biliyor musun? Ruh sahibi kimdir böyle? Kusursuz arıyor insanı veya devleti. Bu anarşisttir diyor. Anarşisti Kastamonu 149'da söylüyor. Ahlakta ve hayatta anarşist.
her yere sızar. Mesela Ayasofya diyor, ben açılması memnun olmadım diyor. Şaşırmadım yani. İtikadı bozuk. Niçin? İltizamı bozuk olunca itikat bozuldu. Bozuk olunca ne oluyor? İtikad ehli bidâ olur. Kafir olmaz ilk dönemde. Ama şeyde diyor ki 190 küsürde 14. sözde bir Müslüman diyor, yani zayıftır. Ne bileyim, çeşitlise ben onlardan gözükeyim diyebilir. İlk önce ben onlar gibi düşünmüyorum ama onlar gibi giyineyim falan, ha 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 hu la kara la kara fiilen yapar. Onları fiilen taklit eder. Ama düşüncesi iyi falan diye, ama onlar gibi yaşar. Sonra Hazreti Ömer'in tabiriyle radıyallahu anh, bu sefer yaşadığı gibi inanmaya başlar, iltizam eder. Tamam da yani onlar da o kadar kötü değil ki, müdafaa eder diyor. Yani ilk önce itikadı düzgündü, fiili bozuktu. Sonra ona o kadar alışır ki onu müdafaa etmeye başlar, iltizam etmeye başlar. Sonra ona dönüşür. O olur. Ve Musibet-i Amme'nin devamına ve teşdidine, deprem bahsine diyor. Yani devamına ve şiddetlenmesine vesile olur. Az bir grup iken Zendeka komitesi bunlarla çok olmasına vesile olur. Müslümandan kaynaklanıyor. Şimdi tabirleri okuyorum, okumaya devam edeyim size. İçini doldura doldura. Hem bu arada yeni kahram. Şimdi ısınma ama işe yarasın böyle. Başta kaldığım zaman Ahmet Mehmet diyor da Resulullah ne diyor? Dinin sahibi. İmanın alametinden okuyorum. Bir, buydu. Birincisi buydu. İki, fiili hayatında farklılıklar olur. Ben oradan topladım. Sürü psikolojisinden çıkar. Yani ben onu hadise alırken hayatında farklılıklar olur. Yavur gibi olmaz. Sürü psikolojisi sahibi olmaz der. Yani öyle demiyor da. Yani toplumun öyle ne derler, şey yaparlar diye yaşamaz. Çünkü Kur'an söylüyor. Onları yadırgamasına şey yapmaz, etkilenmez. Başka Buhari'den şimdi okuyayım. Haya imandandır diyor. Yani haya imandandır. İman alametinden söylüyoruz. Haya. Adam utanmıyor. Mefhumu muhalifiyle beraber düşüneceksiniz. Hayası yok. İmanı yok. Temizlik imanın yarısıdır diyor. Müslim. Bu 30. sözde Kudüs kelimesi şeyde esmasında maddi ve manevi temizlikten bahsediyor. Ahde vefa imandandır. Hakim'de geçer. Vefa ki Kur'an'da iman ehillerini söylüyor. Onlar diyor ahdlerine vefa ederler diyor. Vefa. Tamam. Vefa sahibi olurlar. Vefa o kadar önemli ki arkadaşlar. Vefa o kadar önemli ki imanın hassasından kabul edilmiş. Kur'an'da sarih ayet vardır. Vefanın ille insan ilişkilerinde değil, Allah'adır ilk önce. Vefa. Sonra kendi aleyhinde bile olsa adil davranmak imandandır. Bezzar da geçiyor. Temizlik iman yarısıdır Müslim. Ahde vefa imandandır Hakim. Kaynağı söylüyorum. Kendi aleyhinde bile olsa adil davranmak imandandır. Bezzar'da geçiyor. Hadis kitabı. Musibetlere sabretmek imandandır. Bezzar'da geçer. Kalbinde iman olan kimse Allahu Teala'yı sever. Deylemi de geçer. İman çıplaktır. Elbisesi takva, süsü haya, sermayesi fıkı. Meyvesi ise ameldir, deylemi de geçer. İman 70 küsur şubedir, en üstünü la ilahe illallah. En aşağısı da yolda sıkıntı veren bir şeyi kaldırmaktır, Tirmizi de geçer. Yani kendimi sorgulamak için bu Tirmizi'nin kağıdı gibi. Biliyorsunuz asitle baz birbirine benzer. Kimyacı var burada. Fakat onu tefrik eden ayran, turnusol kağıdıdır. Hatırladın mı abi o turnusol kırmızıya ve maviye? Hangisi hatırladın mı hangisi? Asit kırmızı.
asit kırmızıya mı dönüştürür? Evet. Turnusol kağıdını batırırsanız maviye dönerse baz. Maviye dönerse baz. Kırmızıya dönerse asit. İkisi de birbirine benzer. İşte bu iman alameti kendim için bu şey kendime yazıyorum. Ya yani ben neresindeyim? Sorguluyor. Ne safım nerede? Kime tarafkirim? Kime dostum? Kime düşmanım? Buralardan çıkartıyorum. Allah Resulü böyle söyleyince şu cümleyi söyledim komple. Kaliteli adamın kaliteli düşmanı olur, kaliteli dostu olur. Kaliteli derken de haşa affetsin. En değerli Allah'tır. Dostu Allah'tır. Dost istersen Allah yeter. Yaran istersen Kur'an yeter var ya. Onun için böyle kaliteli adam. Herkes seni seviyorsa imanını sorgula. Herkes seni sevmemesi lazım. Çünkü Peygamber Aleyhisselam 5 yerin 5'te 4'ü sevmez. Sözlerde anlatır. Reşada anlatır. İman namaz demektir. Namaz, namazı itina ile vaktinde sünnetine diğer şartlara riayet ederek kılan mümindir. Bu Neccar'da geçiyor. Şimdi size Ahmet bin Hanbel'in iki hadisini zikredeyim. 1 milyon hadisi nakleden. Bir kere şöyle diyeyim. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli 4 hak mezhep. Aslında 12 tane hak mezhep vardır. 8'i iştevini yitirmiş, müntesipleri, tabileri olmadığı için geçersizdir. Yani alimleri, geçersiz. Kitapları hala mevcut ve biliniyor. Kitapları biliniyor. Ha. Mesela Davudi mezhep. Mesela ben bazı fıkıh ruhsatları çıkış yolunu oradan buluyorum mesela. Mesela diyelim ki psikolojisi bozuk bir kadın. Psikolojisi bozuk. Bakalım bozuk. Kur'an okuması lazım. Ama okumaz şeyinde değil. Okuyamaz. Yani malum haliyle. Şeyde de gördüm. Maliki'de de gördüm ama Davudi mezhepte hasta olan bir kadın hastalığı geçmesi adına Kur'an'ı okuyabilir diyor. Çünkü diyor Kur'an iki şekilde okunur diyor. Bir ubudiyet bir de tedavi. Ubudiyet şeklinde Kur'an okunmaz. Tedavi cihetiyle okunur diyor. Oradan buldum o ruhsatı. Nerede anlatır bunu? Fetevai Hindiye'de 12 mezhebi yer yer kullanır. Fetevai Hindiye'de 16 cilttir. 16-18. Benimki 18 galiba. Orada şey yapar. Yani şaşırmayın böyle. 4 hak mezhep işlevi var. Müntesipleri olduğu için aktif. Şimdi niye bu kadar bilgi verdim? Şu için. Ahmet bin Hanbel 2 tane hadisi kutsi zikreder. İman. Ha zikretmeden diyor ki bu mezhepler. İman amelden değildir. Şey iman diyorum. Amel, iman, imandan, imanın bir cüzü değildir. Amelu. İşaret edeceğiz 103. Ameli var, imanı var denmez diyor. 4 hak mezhepte demiş ki amel imanın cüzlerinden değildir. Yani ameli varsa imanı var, yoksa yoktur değil. Amel başka diyor. İman başka. Ahmet bin Hanbel diyor ki bir meselede sizden ayrıyım diyor. Bütün mezheplere. Namaz hariç. Ahmet bin Hanbeli mezhebine göre namaz imanın şartıdır. Hadis-i kutsi zikretmiş Peygamber Aleyhisselam. 2 tane ona dayanıyor. Diyor ki kişiyi iman ile küfür arasında ayırt eden alamet namazdır. Namazsızlık diyor bir hadis-i kutsi de imansızlık alametidir. Buraya dayanıyor. Diğer mezhepler bütünsel hadise nasıl baktılarsa bir Ahmet bin Hanbel bunlardan namaz konusunda ayrışıyor. Ben de bir malumat vereyim. İmam Şafii Hazretleri bu mevzu için bizzat onu ziyaret eder. Gidiyor Medine'ye Allah-u Ale. Diyor ki ya imam diyor böyle bir içtihadım var diyor. Bununla ilgili konuşabilir miyiz diyor. Tabii ki buyurun diyor. Mesela diyor bir savaş oldu. Aynı anda da bir insan hiç namaz kılmamış. Geldi diyor. Bana diyor ne yapayım dedi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi ve aldı kılıcı gitti. Hiç namaz kılmadan da orada şehit oldu. Ne diyeceksin buna diyor. Doğrudur diyor ama ben yine şeyimden vazgeçmiyorum, iştahımdan diyor.
Buna rağmen ne ona kızıyor ne ona kızıyor. İkisi de imam. Mesela yani. Çok acayip. Mesela Allah Resulüne suikast cihetiyle gelmiş. Mektubatta. Onun için ekaliyette kalmış Ahmet bin Hanbel. Gelmiş yalın kılıcı kaldırmış Allah Resulü'nün arkasına, değil mi? O zaman puştuk yoktu, mertlik vardı. Öyle bir şeydi. Yoksa birisini arkadan vurdun mu seni met etmezlerdi, zemme derlerdi. Topluma girmezdin, kalleş derler. Kimse sana güvenmezdi, dostun kalmazdı. Onun için ya Muhammed seni benim elimden kim kurtaracaktı? Oraya kadar girmiş. Dönmüş bakmış, Allah demiş. Gayb'tan diyor iki küreyi omuz arasına darbe yer, kılınç elinden düşer diyor. Hatırladınız mı? Hatırladım. Sonra kılıcı Resulullah alır ve der ki, şimdi seni benim elimden kim kurtaracak der, affeder. Ve o adama böyle bak ve adam ve Allah Resulü'nün bu halinden, bu şeyinden, davranışından, simasından Müslüman olur. İmana geliyor. Ve diyor ki, ondan o anda ondan daha sevgilim kimse olmazdı. İmana geliyor, kılıcı eline veriyor. Hadi geldiğin yere savaş diyor. Geldiği yere karşı savaşı ve şehit oluyor. Evet. Namazı yok. Evet. Ama kimse buna yetişemiyor. Ahmet bin Hanbel de yetişemez buna. Amel cihetine. Çünkü niye biliyor musun? Bir saray yapılıyor. O sarayın etrafında ümmet toplanacak. Şart o. İslamiyet sarayının tesisinde sahabe taş olmuş. Onun için şahsi bakmayın. Sahabeyi sahabe yapan İslamiyet sarayının inşasında bulunmalarından kaynaklanıyor, amellerinden değil. Tesis-i İslamiyet'te, İslam'ın kuruluşunda oldukları için. O, onların üzerine bina kurulmasa bugün İslam yoktu. Onda. Ayasofya Camii'nin taşlarının taşları gibi. Evet, kubbenin taşa oturduğu gibi. Şimdi, namazdır demiş. İmandan olan üç şey. Diyor Allah Resulü. Nesai'de geçiyormuş bak. Bir, imandan olan üç şey. Darlıkta infak etmek. Çok parası olduğunda değil ha. Darlıkta infak etmek. İnfak bambaşka bir şeydir. Ya Rabbi abdestteyim. Bu dersteyim. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki. Allah'ıma demişler ki nasıl zengin oldun? Adam yani yazıyor. Muhammediye'de ya Ahmediye'de. Böyle bu tür şeyler böyle orada yazıyor. Ben verdim, Allah bana verdi. Ben verdim, Allah bana verdi. Yarıştık adeta. Sonra Allah galip geldi. Yani zengin oldum. Nefsim yediğine kudretin olan Allah'a yemin ederim ki, ben ki vermekten bitiremedim, yani şey için söylüyorum bu şeyi, ben ki kimsenin vermekle bitmez. Böyleyim yani. İsraf da değil, yerinde yap. Yerinde bakarım öyle. Bunun ihtiyacı var. Asla kendime ayırmam, inanın bana. Etme, yankında hareket eden kardeşlerimle ben de var olan nimeti paylaşırım. Bu hadisi tahakkuk etsin diyorsun. Paylaşırım ve Allah verdikçe veriyor. Hiçbir zaman verdiğim cinsten ben mağdur olduğumu Allah biliyor. O şahit ki hiç mağdur olmamışım. Nereden verdimse? Nereden verdimse? Neyi tuttumsa Allah da tuttu orada. Bırakmadı. Bana ihsan edecek de orada tuttu. Yola çık göndereyim diyecekti. Yola çık göndereyim. Arka kapıdan in ki otobüse. Ön kapıdan binsinler. Hiç kimse asla bunu diyemez. Çünkü Allah vaadinden huruf etmez diyor. Evet. Nedir? Ben diyor verene diyor daha fazla vereceğim diyor. Vaat etmiş. Vaat etmiş. Ben bunu yaşıyorum. Yaşıyor. Bir de hadis-i kutsi vardı ya, ey dünya seni esas alıp beni bırakmış. Seni peşinde koşanı kendinde koştur. Seni benim için terk edip beni esas almış, seni arkaya bırakmışsa ona hizmetçi ol. Bunu da ben de gör. Dünya cihetiyle dünya arkamda ha vallahi. Acayip bir şey ya. Çok şu, acayip bir şey. Ayasofya'nın şeyindeyiz böyle. Vurmuş tepeme güneş, tamam kaç saat şeydeyiz. Ama cüz okuyacağım. Bak o kadar acayip ki. Yani camiden çıktım sabah namazı. Ayasofya gelene kadar cep telefonuyla Kur'an'ım var burada. Bunun her şeyi mi? 2,5 cüz okumayı Allah nasip etti. Yürürken ha. Tıkır tıkır tıkır. Adamın bir tanesi bilmiyor.
almış seccadeyi, kaç saat, 2,5 saat yürüm. Sonra baktım 2,5 saat geçmiş. Tutmuş seccadeyi, güneş bunu yakmasın bu adamı diye, Kur'an okuyor diye. Allah bana onu gölge et demiş. 2,5 saat böyle durur. Onu tutmuş tepeme, güneş buna vurmasın. Ve dün arayacaktım. Bugün onu, neyse buldum onun telefonunu. Ona ayrıca teşekkür ederim. Farkında değilim ha. Sonra bayramda işte. Böyle birisi bana bir şey yapmıyor. Kimdi bu? Etrafıma sordum abi falan falan falanca. Bulduk. Telefonda buldum. Bugün ulaşacağım onu. Yani örnek için söylüyorum yani. Sen misin o yolda? Hiç Allah hizmet ettiriyor. Ben de diyorum yani ne kadar rahat yani yakmadı. Ben adam tutmuş yani böyle. Allah yaptırıyor. Ey dünya arkasından koş. Tamam. Başımıza gelen bela bu musibet kendi ayette söylüyor. İşlediğimiz kendi elimizle işlediğimiz günahlar. Şimdi bak. Diyor ki imandan olan 3 şey. Darlıkta infak etmek. Hayrı harcamak. Rastladığı Müslümana selam vermek. Kendi aleyhinde de olsa adaletli davranmak. Ne sayıda geçiyor. Başka? Şu kimsenin imanı kuvvetlidir. Allah için yaptığı işlerde tanınmaktan hiç korkmaz. Gösterişten uzak amel işler. 2 işten biri ahirete, diğeri dünyaya faydalı olsa ahirete faydalı olanı tercih eder. Deylemi de geçiyormuş. Başka kötüleyen, lanet eden, fuhuş konuşan, öyle pis konuşan ve bütün insanlardan daha fazla sevmeyen iman etmiş olmaz. Buhari. Kendi istediğini insanlar içinde istemeyen imana kavuşamaz. Ebu Yale. Manevi temizliği de okuyorum. Dersimize geçeceğiz. Bedeni temizleyen sudur. Bilin yani. Neyi neyle temizliyorsun? Şimdi fiile bunun altına koydum. Tamam da bunu dertlenmişim yani. Tamam nasıl yapacağım ben bunları? Nasıl temizleneceğim? Bedeni suyla, kalbi imanla, ruhu ihlasla, aklı tefekkürle, vicdanı muhabbetullah ile, vücudu yani varlık, yani peşine koştuğum şeyler, vücut, ademle, yani vücudunda adem. Yani onun adına, kendi adına yok et. İmanı diğer şirklerden temizleyen el hubbu fillah vel buzu fillah. Fikrin temizliği. Fikrim nasıl temiz olur? Yani abi ki de bir vesvese böyle yapıyor beni laparlar oynatıyor beni, dalga geçiyor yani. Fikir ka sıkıntıya, ka kuyuya, ka oraya, ka diyeyim, ka vesvese. Ya bizar oldum ya. Fikrini nasıl temizleyeceğim doktorum? Bu da çok lazım öyle senin şeyin. Haf ve reca. Haf ve reca. Denge. Haf ve reca. Hadislerden çıkarttım. Yani öyle bir ümit ki korkuyu barındırsın. Öyle bir korku ki ümidi barındırsın. Ama öyle psikoloji ki mesela hafı anlatayım doktorum sana geldikleri için. Doktoruma şöyle ölüm korkusu var, kefene gireceğim, şeye gireceğim, aha canım çıktı, kimse yok, işte ben kalp tansiyonu olacak, evde şey yapacak, kalp krizi geçireceğim, hiç kimse olmayacak, yere düşeceğim, patlayış olacağım, günlerce ben içeride kalacağım, vücudum korkacak. Böyle senaryo çiziyorlar ya. Değil? Yani bunlar, bu haf ama reca yok içinde. Allahsız düşünüyor. Sanki Allah bırakmış, ne yaparsan yapacağım. Ha, demek ki fikrin temizliği haf ve reca. İtikad temizliği bidatlardan uzak. Ya görüyor musun ne kadar? O hadisi süzdüm. Ya nasıl temizliği? Ben olan beni eneyi temizlemek. Ben olan beni nasıl varacağım? Ya, ben olan beni. Sana giydirilenlerden sıyrılmak, çıkmaktır. Yani giydirdin ya o ben dediğin bir sürü şeyler var. Kendine mal ettin. Benlik, ben. Bunlar sana giydirilmiş. Ya giymişsin ya birileri giymiş. Desinler için yaşama. Tamam. Desinler için okuma. Allah mesela tıbbı veya işte
hukuku okuyor. Desinler yani, ben bitirdim ama şu anda memurum değil yani. Ben, ne derler? Ahlak temizliği, Kur'an'ı hayatına geçirmek. Bu neydi? En son neydi? En son değil mi? Şeyi. Ene. Sana giydirilenlerden sıyrılmak. Şöyle bir misal vereyim size. Mehmet kardeşin sahası kimyacı. Şöyle bir balon düşünün. İnsan süliyeti gibi. Şişirdiğiniz zaman balon var ya, şekil alıyor. Hani çocuklar oluyor, kız çocuklarına balon böyle. Saçlar koyuyorlar, kulaklar koyuyorlar. Balon büzüşmüş değil mi abiler? Böyle bir balon düşünün ki insan şekli olsun. Şişirelim. Şişirdi mi? İnsan oldu. Aa, insan. İç hava dolu. Bu misali kaçırmayın. Bu içinde dolu olan hava dışarıdaki hava ile farkı var mı? Normalde yok. Yok. İşte o şekil dışarıdaki hava ile almışsın. İçi boşaltırsan, aslınla beraber olursan orada öyle bir şey yok. İşte giydirilen demek o balona renk vurmak, şekil koymak, göz koymak, kulak, zahirde beğeneyim diyor ama bu adamı koyduk ha böyle balon, vay be adama bak lan. Lan şu havanın, hava ya, aslı hava. İki hava ortasında ince bir milimetrik bir vücut gibi gözüken bir şey. Bu süliyet esmadır. İki tane hava sıfattır. Sana giydirilenlerden çık, aslına inkılap et. Mutlak ve itlak olursun. Ama yani o içerideki havayı bu tuttuğu için şekil almış. Bu işte bize giydirilen sıfatlar, kazandığımız eylemler o dışarıdaki mutlak havayı muayyenleştirmiş. Bir şahsiyet vermiş. Kadın gibi gözükmüş o plastik. Çocuk gibi gözükmüş. Tabanca araba gibi gözükmüş. Farklı farklı görüntüler var. Ama biliyorsunuz ki dışarıdaki hava ile içerideki hava aynı. Peki o şekil niye farklı? Giydirdiğimiz şeyler, zanlar, bilgiler, malumatlar o plastiğin milimetresini oluşturuyor değil mi? Çok ince bir şey. Ama bir hakikat geliyor, balonu patlatıyor, aslında inkılap, öyle bir şey yok. İşte diyor ki, ben olan beni temizlemek, sana giydirilenlerden, senin giydiklerinden sıyrılmaktır, çıkarmaktır. Ahlak temizliği, Kur'an'ı hayatına geçirmektir. Hacın temizliği, hac, çok önemli. Tövbe-i istiğfarla alemi gayba geçme veya hissetme. Tövbe ve istiğfar. Dış günah temizliği tövbe, iç temizliği istiğfardır. Allah Resulü tövbe değil, 70 defa günde istiğfar edermiş. Bıraktığı o haletini, yeni kazandığı haletle bakınca istiğfar edermiş. Yani 70 defa inkılap geçiriyormuş yani, kemal buluyormuş, o günah değil. Yani istiğfarda günah yoktur, nakıslık vardır. Tövbede günah vardır. Tövbe günahın vücuduna, İstiğfar, nakıslığın vücuduna delalet ediyor. Mesela duada istek vardır. Ya Rab bunu ver, Ya Rab bunu verme, bunu kaldır. Munacatta istek yoktur. Munacat, üçüncü şua, değil mi? Ne yazıyor orada? Ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan zat takdez. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın dersiyle, talimiyle, Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ki ben şimdi... diye adı. Bu münacat. Orada hiçbir istek yok. Ya Rabbi beni cennetine koy, şöyle yap, böyle yap, bunu verme, bu dert, bunu. Öyle bir istek var mı? Allah'ı tavsif etmek var. Bu nedir o? Münacat. Münacat istiğfar gibidir. Tövbe dua gibidir. Yani tefrik edin. Günahın yani bedensel temizliğimiz tövbe, içsel temizliğimiz kusuru derühte etmek. Yani aç, fark, noksan, kusurun derute etmek istiğfarı iktiza ediyor. İstiğfar edeceğiz de. Dima temizliği. Abi beyim alıyor beni falan, duman ediyor şu. Neyle? İtikadını İslamiyetle temizleyeceksin.
temizliği, şey tabi, itikat ve İslamiyet temizliği. Olmadı. Bir daha, itikat ve İslamiyetimizi temizleyeceğiz. Tamam? İkisi bir. İtikadımızı ve İslamiyetimizi. İslamiyet ne? Zaten iltizamdı. He, yani şu. İltizam ve itikad. İslamiyet ve iman. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Onu okuyayım. Teslim, tevekkül, itimat ve kanaat etmek Allah'a. Allah'a teslim, Allah'a tevekkül, Allah'a itimat, Allah'a kanaat. Kabri manevi. Bir şu kabri maddi var. Şu mezar. Bırak. Onlar ölüler giriyor zaten. Yaşarken ölenler kabri maneviye giriyorlar. Şimdi onu diyor ki kabri manevi temizleyeceğiz. Ne? Ahlakın metfun ve mestur olduğu kabir deniliyor. Yani bakın iki tane kabir var. Kabri maddi, kabri manevi. Neymiş o? Kabri manevi okuyorum. Ahlakın, ahlak var ya, metfun ve mestur olduğu kabirmiş. Ahlakın var olduğu ve neşunemalandığı, yani kabri manevi ahlaktır. Yani ahlak denilen, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için sormuş Ayşe Validemize, sahabe, peygamberin ahlakı nasıl bir ahlaktı? Siz Kur'an okumaz mısınız? Hulukul Kur'an. Kur'an ahlak üzerindeydi. O kalbi manevi. Buna aynı zamanda ulema kabri manevi. Kalp kabirmiş. Oraya gömülen, oraya ne şu nema bulur, buraya gömülen çürür gider. Bunun misali de şu. Şehitler de toprağa koyuyoruz. Adam ikisi de adamdır. Anası ana doğurmuş. Ya şehitler çürümez deyince yeni nesil anlamıyor. O zaman YouTube'lara girin görürsünüz. Turgut Özal'ın mahkeme kararıyla cesedi çıkartılmıştır. Cesedinin sol ayağı dizinden aşağıya çürümüştür. Vücudu hepsi bir tamamen sağlam. Ailesi şeydi, namazı vardı. Yani bir sürü bidatları vardı devlette bir sürü. Ne özelliği vardı ki Allah onu çürütmedi? 163'ü kaldırdığı için. İktisadi, içtimai, hukuki ve ekonomik. Kısmen dahi olsa dine alet etmek. Dini birisi istedi mi? Bu sohbet etti mi? Şu an sohbet ediyoruz ya. Şimdi polis, jandarma gelir götürdü. 163'e muhalefet. Dini anlatıyorsun. Bitti. Bunu kaldırdı adam. Ve Allah onu şehit etti. Menderes'in namazı da yoktu. Onu da şehit etti. Ezan-ı Muhammedi'den dolayı. Adam Tayyip köprüler yaptı, barajlar yaptı, şeyler yaptı. Çünkü insanlara, kadınlara, yetimlere maaş verdi. Onlar geç. Ayasofya yaştı. Ayasofya, alemi İslam'ın cihat ruhunun kör düğüm atılıp simgeleştiği ve eylem itibariyle hilafetin kaldırıldı, Müslümanların tek tek bırakıldığı, yetim, işgal edilmesine, talan edilmesine sebep olan hilafetin kalkmasıdır. Hilafet demek NATO Varşova Paktı gibi İslam birliğini çözerek zayıfları, kavilerin yem yapmak. Hilafet cihat ruhuydu. Onun simgesi Cemail-i Mutefika İslamiyet'ti. Onun kaldırdığının da alameti mihenk taşı Ayasofya. Cihat ruhu kilitliydi. Sizden değiliz demenin adıdır Ayasofya. Yüz kusuru dahi olsa, mesela Turgut Özal'ın kusuru mu yoktu? Karısı malum. Alevi. Çıplak yani. Hala her şey. Ama Alevi olabilir. Dönmüştür herhalde. Aile hayatını da söylüyorum. Bunu aile hayatını diye. Ondan sonra, ama namazı vardı ve TC'nin başındaydı. Adam
tarafgirliği vurgulamak istiyorum. Burada başka mana çıkarmayın. Adam İslam'a tarafgiri fiilen ne yaptı? 163. kanunu kaldırdı. Müslümanlar nefes aldık. Ben kaç defa Saraçhane'de yargılandım. Rüştü abi gözümün önünde aldılar. Bizim önümüzde aldılar ki talebeler korksun kaçsın diye. Cemselerle geldi. Oysa bir gel, al, bir gel telefonu sen gidecek ya. Cemseler geldi, Jükler geldi, bilmem ne yaptı, mahalleyi çevirdiler, mahalleyi Sümül Efendi 1980 ihtilalinde. Bütün yolları kapattılar falan, sinyaller falan. Cemseler, jandarma, her taraf dökülmüş. İşte abi şöyle yapardı burnunu. Ondan sonra dedi ki, her gün öğlen meslek dersi, gelecekler şimdi, alacaklar onu. Her gün öğlen dersi yapardı. Evet abi, hepsini topladı, 37 abi. Fiilen dersinizi alırsınız şimdi. Sizce bir telefonla veya bir jandarmayla gidebileceğim şekilde bu mahalleyi, Koca Mustafa Paşa'yı çevirmek sizce niçin yapılmış? Korkutmak, evhamlandırmak, kaçırtmak, ürküttürmek, aman ha! Geliyorlar, hapsedin! Yap. Bize ne yaptı tam tersine? O gün bugün 1980'de mi sanki kılıç böyle bileniyor. O daha gençim, tamam mı? 17 yaşlarındayım. Bu sistem o zaman öyle bir nefretim başladı ki o cemseleri gördükçe o düşmanlığımın anlatamam yani yukarıdan bakarken dördüncü kattan ömrümde gay oldu. Ya Rab bu sisteme kalkana kadar kendi nefsime özel hayatıma dönmeyeceğime sana yemin ederim dedim orada. Bu sistem bu rejim kalkana kadar kendi özel hayatıma dönmeyeceğime kendi hayatıma çalışmayacağıma sana yemin ederim ve şimdi de yemin ederim. Şimdi kalktı 5816. madde. Bitti. Ha, bu Türkiye'yi bağlıyor 5816. 163 Türkiye'yi bağlıyor. Menderes'in ezanı Türkiye'yi bağlıyor. Cezayir ezanı okunuyordu o zaman. Ayasofya alem İslam'ıdır. Ayasofya'yı sevilemeyen Allah sevindirtmemiştir. Çünkü hak etmiyor o. İtikadı bozuk onda. Eli bidattır. Allah, bak şimdi, üzülmek de, sevinmek de bir hayra ve şerre Allah'ın nimetindendir. Nefret etmek, nefret edebilmek, sövmemek, İman. Sevmek, sevinebilmek, ikisi de imandandır. Ama şey, hedefi yok. Mesela Ayasofya açılmasında sevinemeyen zavallılar var. Niçin? İtikadı bozuk. Çünkü abi yok siyasi manevradır, şeydir. Tam tersi. Ayasofya açmak bir kısım Hristiyanları düşman etmektir. Siyasi güç değil, siyasi gücünü kaybediyorsun. Yani, oysa Allah'ın rahmetini, Allah'ın nimetini esas olsa açabilirsin. Siyasi manevra olsa Avrupa'nın muhabbeti için açmaman gerekiyor. Açmakla alemi İslam'ın muhabbetini alıyorsun. Açarak Hristiyanların düşmanlığını alıyorsun. Niye düşmanlığı alayım? Alıyor. Çünkü Müslümanların muhabbetini al. Peki sen niçin sıkılıyorsun? Çünkü sen de bunlardansın be kardeşim. Fiilen değil, iltizama geçtin. Evet, ben namazım, niyazım, Kur'an'ımla. Şimdi beni bunu dinleyen olacaktır. Böyle diyecek herkes. Ama diye bak ya. Çizime bakıyor, bak. Oturmuş orada hakem kesiyor. Diyen işte o zavallı. İşte sen bu nimetten mahrumsun. Çünkü şeriat zahire bakar, eyleme bakar, işaret-i cazı oku, 72. sayfada şapka ve zunnar gibi diyor zahiri şeyler. Niye imanın alameti olsun ki şapka ve zunnar takmak küfrün alameti olsun? O çünkü unvandır, simgedir der. Bir şapka ne demek olduğunu inkılap edene sorun. Şapka ne demektir? Yahudi hahamlarına sorun fotoğraf. Şapkayı en iyi size Türkçeyi anlatan Demirel'e sorun. Sorun. Ha, şapka Ebu Cehil demiş ki secde gelince biz Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz. Zurnal nedir? Palaska, askeri palaskanı bu parmak kadar kalınlıkta olurdu. Oraya bıçak şeyleri asarlardı şu bu. Yani onu takınca böyle ben rükû eğilemez. Zunar takan ben eğilmem Allah'a. Şapka ben secdeye gitmem.
Onun için küfrün alameti olmuş. Şeriat zahire bakar. O şimdi benimle dalga geçen zavallı, Ayasofya'yı sevinemeyen zavallı, zünnar ve şapka gibi alametler nasıl imanın alameti olursa aynı. Sen gene devam et o. Ama bunu dinleyen olacak Mehmet kardeşim. Yapanlar, onu Allah bilecek tabii, bilecek bunu. Onunla haşir meydanında görüşeceğiz. Seni ikaz etmiştin bir yolda. Allah bu yayın vasıtasıyla sana ulaşılmıştı. Haşir meydanında onlarla görüşeceğim. Bu akşam bununla alakalı bir rüya görmüştüm. Ya, o inşallah hatırıma gelir de. Peki, şimdi başlıyoruz. Ne kadar oldu? Bir saat. Bir buçuk. Bir saat. Bir saat oldu. Şimdi dersimize başlıyoruz. Isınmıştır. Sıkılan, siz alışmamışsınız. Sıkılan gidebilir. Biz dimağcılar biraz fazla alışmış. Şimdi bak arkadaşlar, dimağı gönderdim. Dimağı cep telefonunuza şeyi gönderdim. Açabilirsiniz. Lemalar 371. 371 diyorum, pardon, dur. Oradan ders yapacağız. Dur, defter itibariyle. Lemalar 336, defter 262. Açtınız mı? Dimağı gönderdim. Eğer şey varsa kardeşlere de gönderebilirim. Abilerden isteyin, size cebe de gelsin. Bu şöyle yazacağız ama bak şöyle ilk önce bir göstereyim size. Bak, lemalar. Buna nazm-ı mani deniliyor gençler. Yani metni dizmek. Hiç şeyine uğraşmıyorsun yani. Böyle dizmek, böyle dizmek, böyle dizmek, böyle dizmek, böyle dizmek, çapraz. Yani gidişatında Kur'an kullanıyor bu yöntemi. Mesela dizme var ya, manaları dizme, öncelik, sonralık, sağına, soluna. Bu ders sayfası 262, lemalar 336'da. Bu nereden çıkıyor? Mesela bir tane örnek vereyim. Dün mesela gece uğraştım. Bak en sona geleyim. Nasıl bir diye söyleyeyim. Düz okuyacağım. Bak şimdi. Lemalar 443'ten nazm-ı mani nasıl çıkıyor göstereyim size. Şimdi yazardım ama uzun oluyor. Ama okuyayım bak. Kainatın hulasası olan insan. Tamam. İnsanın zübdesi olan kainatın hulasası insan. İnsan. İnsanın da hulasası varmış insanlığın. Şimdiye kadar bilim insanı diyor ki 120 milyar insan gelmiş, toprağın altındaymış. 120 milyar aşağıdaymış, 8 milyar yukarıda. 128 milyar insan var. Bu insanların da zübdesi, özü, su mu geldi size? Su geldi. He. Kimmiş? Enbiya. Sonra evliya, asfiya. Hulasaları olan, şimdi insanlığı hayal edin, Nazmani anlatıyor, nasıl çıktı bak. İnsanlığı hayal edin, onların hulasası 4. Enbiya, evliya, asfiya. 3 tane. Enbiya, evliya, asfiya. Tamam. Bunların da içerisinin hulasası var. Kim? Kalplerinin ve akıllarının müşahadat ve keşfiyat ve ilhamat ve istihraçatıyla yüzler icma ve tevatür kuvvetinde ve kabil katiyetinde vücubu vücut ve vahdaniyet ilahi şehadet ettikleri kemal vuzu ile beyan ve tacül etmiş kalplerin isna diye devam ediyor. Burada ne çıkıyor biliyor musun? Nazm-ı mani. Çok şey var da. Bir, kainatı hulasası olan insan. Geç. İnsanın hulasası olan, kainat hulasası insanlık, insanın da hulasası enbiya, evliya, asfiya. Onların da hulasası kalpleri ve akılları. Şimdi ne çıkıyor biliyor musun? Bir, kalp müşahadetullah. Akıl keşfiyat yapar. Kalp müşahadetullah yapar. Vicdanla.
Akıl keşfiyat yapar. Hiçbir şey yapmadan at dizdim. Yani uzun olur belki. Yazayım mı bunu? Yani nasıl çıkartayım? Görmek ister misiniz? Yapayım ki size. Bir örnek olur. En azından bu nasıl çıkıyor? Kardeşimize de şey olur. Bunu çevirebiliyor değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Şöyle. Bu şemliğim. Siz de konuşuyorum, ezber olacak. Başla. En azından bunu görseniz bugünkü de size yeterli artar. Şimdi şöyle yapsam. Kainatın hulasası olan insan. İnsan virgül o. İnsanın zübdesi olan yapmıyorum. Görüyor musun bak? Sif diziyor. Enbiya. Ve var. Şimdi bunların da hulasaları varmış. Bunların peygamber dahi olsa bunların da hulasası nedir? Bir, hulasaları olan şimdi başka renk yok. Şöyle yapayım. Olan hulasaları neymiş? Kalp ve bak şimdi nasıl çıkıyor göreceksiniz. Hiç böyle zorlanmadan neyini çarpıyor? İnşallah güzel bir örnek olur. Müşahedat. Cümle hiç dokunmuyorum. Böyle altı. Risale'de geçen şekilde. Devam ediyor izaha, ilhamat ve istirhacatları ile. Artık masa şey olmadığı için buraya il sokacağım. Yüzler icma. Retebe, tür. Kuvvet.
Emre bir daha hatırlat bana küçük çekmeceden şey getireyim. Şey var ya böyle. Şey. Ha böyle. Şövalye. Ve katiyetinde. Fatihler mi de katıldı dersin şimdi? Olur katılabilir ya. Bir de Hasan abi demin geçti ama ahlak bir tek Hazreti Peygamber'in ahlakını Kur'an'da methediyor. Sadece methediyor özel, yüce dediği özellikle. Evet. Şimdi bak şimdi vücut o kadar acayip ki vahdet ve vücudu da ne ile çözüleceğini söylüyor. İlk defa rastladım ben. Vücub ile vahdetin ne ile çözüleceğini söylüyor. Vücub, vacibül vücut, bir de vahdet ilahi, vahdet. Onlar neyle çözülüyor? Hangi sistemi aktif edersek karşımıza ne çıkacak? Çok acayip. Göreceksiniz yani. Vücutla vahdet nasıl çözülüyor? Hangi sistemi aktif ederiz? Hani mutlak ve ıtlak ve mutlak ve ıtlak olan, muhit olan bir şeyi böyle bize nasıl yaklaştırmış? Bak şimdi. Ama senelerce çalışarak bu şeyler vücubu vücut bak. Vücubu vücut ve vahdet ilahiyeye. Şimdi bunu kullanacağım yani. Bu yöntem bak göreceksin. Vahdet ilahiyeye ye şehadet ettikleri kemal-i vuzuh ile kemal-i vuzuh ile beyan ve tahaccür etmiş kalpleri islah hem Cenab-ı Kibriya'ya münacat olan şu yekta Ravza-i hakikat. Görüyor musun Ravza? Aslan Ravza neresiydi? Ravza-i Mutahhara. Ravza-i Mutahhara. Neresiydi lan? Medine abi. Medine. Ravza-i Mutahhara değil mi? Ha, Ravza-i Mutahhara. Bak, Ravza-i Hakikat diyor. Anladın mı? Hatime-i Tazarru ve son şey yazıyorum. Niyazını şöyle bağlar. Devam ediyor. Bitti. Bak burada ne çıkıyor? Şimdi Nazm-ı Mani yapacağım. Acayip. Şu çözülecek, şu çözülecek, şu çözülecek, şu, 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 şu. Yani hangi yöntemle neyin peşine gideceksin? Balık, balık vermek değil. Balık nasıl tutulur? Var ya Çin atasözü. Balık vermektense nasıl tutulur öğrettin diyor ya. Şimdi buna nazm-ı mani denilir bir yöntem. Bazen de şöyle olur.
bir şeyin ne olduğunu öğrenirken çözemiyorsanız ne olmadığına bakın. 5-6 tane bir kural vardı çözmek için. Güneş, dünya ilişkisi, güneş, bitki ilişkisi, çekirdek, ağaç ilişkisi, beden, ruh ilişkisi. Sonra nazm-i mani. Mesela soru sorulduğu zaman mesela beden, ruh ilişkisi. Aynı zamanda ruh, ben olan ben ilişkisi. Böyle hangi soruları sorarlarsa sorsunlar veya sen kendine. Şu 6 tane yöntem var. 6 tane toplam. Bir de nazm-ı mani var. Hepsini Allah'ın izniyle mutlaka bu 6 tane şablon yönteminin içinde cevabı var. Şimdi bak burada yapayım. Şimdi burada şöyle. İkinci bunu alayım. Ne çıktı? Neyi neyle çözeceksin bak. Kalp. Yapma şimdi güzel. Kalp. Akıl. Bununla neyi çözeceksin? Ya. Şunları alayım elime. Gafur'un kulakları çınlasın. Bunları kalın dedim buldu he. İstinye'den getirmişti. Bak. Şurayı görüyor musun? Kalp. Kalp ile Müşahadetullah olur. Ha mıydı? Müşahadetullah mı? Şehadetten. Dur bakayım nasıl? Şehadetten geliyor herhalde. Bir bakayım da. Müşahadetullah. Hedetullah. Şehadet. Müşahadet mıydı? Hedetullah. Müşahede. Tamam. Müşahedet. Keşf. Det. Keşfiyat. Keşfiyat. Akılla olur. İlhamat. Bak şimdi. Hiçbir şey yapıyor muyuz arkadaşlar? Görüyor musun? İlhamat. Kalple olur. Risale-i Nur. Vazifesi nedir? Malum mevzuları nakil değil. Ne yapar? İstihracı esrar ile vazifelidir. Bu ne demektir? Risale-i talebesi de böyle bir vazifesi var. Malum Risale-i Nur'u anlatmanın dışında kendi aleminde Risale-i istinbat-ı manı istihracı esrar ile meşgul olacak. Ki ayakta dursun, ülfet sarmasın. İlhamat. Ne? İstihrac. İstihrac. Devam et. Tamam mı? Şimdi... Vücubu vücut. Heh, görüyor musun? Vücub kalple olur. Vücubu vücut. Vahdaniyet ilahi akıllı olur. Vahdetsin. Evet. Vahdaniyet yazdınız. Vahdet. Öyle mi? Vahdet. Vahdet ile. Vahdet. Şimdi koyduk bunu. Başka ne var siz şey yapın. Şimdi var mı burada şehadet ettikleri? Ha. Kemali vuzu. Bak. Kemali vuzu. Siz yapıyorsunuz. Kemali vuzu. Beyan. Bak siz buradan çıkartın bakalım. Koyun üzerine. Koyun bakalım. Kemal vuzu beyan. Beyan ve üstteki beyan, alttaki tahaccür. Kemal-i vuzuh ile beyan üstte. Kemal-i vuzuh tahaccür. Evet, tahaccür. Evet. Yani tutulur, gözle gözükür gibi izah etmek. Tahaccür, cisimleşmek, muayyenleştirmek. Yani olmaz, tahaccür olmaz kalır. Çünkü orada zaten diyor abi, olmaz.
tahcir etmiş kalpler diyor. Oraya kadar. Oraya kadar. Doğru yazdın. Kemal-i Vuzu, beyan. Beyan dima. Şimdi sonra Cenab-ı Kibriya'yı münacat, Cenab-ı Kibriya, Kibriya, ya gerek yok, daha bir şey var mı? Ravza-i Hakikat, Hatime-i Tazarı ve Niyaz. Hatime-i Tazarı ve Niyaz. Bunu da olabilir ama bu kadar. İşte sen kalple müşahedetullah, ki vicdan da o, çünkü vicdan ve akıl kalbin şeyidir, ayaklarıdır. İlhamat oraya geliyor. Akıl ise keşfiyat yapıyor. İstihraç yapıyor. Kalp vücubu vücuda bunlar alıyor, tanımlıyor, keşfediyor, yaşıyor. Akıl ise vahdet-i ilahiyi beyan ediyor. Aleminde inkişaf ettiriyor. Buna nazm-ı mali denilir, yani bu yöntem. Ne yaptık? Bu Risale-i Nur'da, bak, şurayı unutma. Hiç dokunmadık arkadaşlar, bu tırnak demek. Lemalar kaç? Ne oldu? 326 diyor. Öyle mi? Ben 336. 336. Hiç çok şey yapmamışız. Hele Allah nasip ederse bir daha, yok 336 değil mi? 336 değil canım. Şimdi diziyorsunuz. Dizerek çıkartıyorsun. Çünkü tesadüf yok ya külliyatta. Bilerek yapılmış, dizilmiş. Hiç ama. O kadar oturuyor ki. Mesela haftaya Allah nasip ederse 336'yı mı? Yok. Şey yapacağım sizinle. Onu da bir göstereyim. 3 tane yol şey vardı ya. Reşa, Zühre, Katre. Bak 371'i Ustad, gene Enbiya, Evliya ve Asfiya. Katre, Zühre, Reşa. O nasıl yapmış? Ha bak. Onu yapacağım Allah'ın izniyle. Abi şurasını da şöyle düzeltebilir miyiz? Şurada bir kemal-i vuzuh var ya. He. Şehadet-i kalp en sonda zikrediliyor. Bakın. Kemal-i vuzuh ile beyan ve tahaccür. Üste yazın. He. Sonra Ravza-i Hakikat, Hatime-i Tazarru ve Niyaz. Harika. Güzel. Alta yazın abi. Doğru. Hakikati akıl beyan ediyor. Evet. Tamam. Doğru. Şimdi ne bakayım, Kemal Vuzu ile beyan ve tahaccür. Ve şöyle bakayım. Aha. Tahaccür. Ravza-i Hakikat. Hakikat. Hatime-i Tazarru ve Niyaz. Üstteki ıslah, alttaki bağlar. Mesela yapalım. Aa, tamam. Peki, şöyle yapalım onu. Şimdi burada olmuş olsaydı, anladınız mı bu şeyi? Tahta. Şimdi tahta var, kabul edin.
Şurayı devam ediyoruz. Kabul edin, tamam mı? Şöyle altına. Şöyle yapıyorum. Bilin diye. Şimdi altına geçiyorum. Bakayım. Islah. Bakayım nerede? Bak en sonunda kalpleri ıslah. Kalpleri ıslah. Tahaccül etmiş kalpleri ıslah. Bir dakika, ıslah. Hakikat burası. Bu kalpleri. Ha. İyi. Şuraya. Islah. Öteki şeyle yapayım. Maviyi de. Devam ediyor, kabul edin. Islah, değil mi? Islah, evet. Ötekisini ne diyor? Bağlar. Ha, sonu bu. Evet. Bu da bağlar. Evet. Vay be. Vahye bağ. Evet. Giriyor musun? Ben bunu bilmiyordum. Ben buraya kadar geldim, defterimin. Bunu burada oldu. Evet. Hiç boşluk yokmuş ya. Yani. Bu da demek ki şey. Ben bunu zaten bilmiyordum. Maşallah. Çok garibime gitti. Kalbi ıslah eder diyor. Aklı da bağlar. Çünkü akıl vahiy. Anladınız mı gençler? Evet, süper. Ha, peki külliyat biter mi şimdi? Öyle okusa. Abi nereden çıkarıyorsun? Nereden çıkarıyorsun? İşte diyoruz ya. Eski bizim gençliğimizde tipi tip vardı çocukluğumuzla, sarkızla. Çocuktuk ya, içinde karikatür bir şey çıkacak diye öyle alırdık. Ama bir şey çıkardı böyle. Şimdi nasıl çıkıyor bu? Böyle çıkıyor. Hiç. Ya müşahadet kalple olur, akılla keşfet olur. Ya nereden çıkartıyorsunuz? Şuradan kardeş, 443 lemalar. Beyanatı beşer hafızası almıyor. Ha. Bu şekilde beyan beşer yapamaz. Şeyin, Erdinç ne garip değil mi? Erdinç nasıl yapıyor? Gibi görseniz ya. Öyle bilgisayarcı ya. Evet. Yazılımcı. Tabii aleminde o şu anda o çalışıyor. Şey için söylüyorum ya. Yani. Tıbbi şeyince sana yöneliyorum. Yani o yazılım hani bu şekilde tasnif etmek, dizmek, beyan etmek, ifade etmek beşer üstü ya. Kalkıyorsun böyle bir adam, mazar oldu bir ruha, onun da reyi var, benim de reyim. Doktor ancak geliyor. Erdinç nasıl bir şey? Yani. He? Yani onu ehli vicdan aç. Şimdi ben söyleyeceğim de onu da seyredenler diyecek, bunları iyice sapıttılar, çok. İşte Risale-i Nur'u attılar falan diyecekler. Hiç kıpırdayamıyorum, biliyor musun? Şu var ya şu dizmin, şu. Bayramdan beri, kaç günden beri buradayım? 3-4 günden beri bu şey. Siz yazılan şeyi de okuyup diziyorsunuz yani. Ya, var bunu, olanı. Bir de bunu... bunu bilmeyen, vücub ile vahdeti bilmeyen bunu nasıl dizer? Yani o kadar şokum ki, şimdi bile şey olmuş. Yani. Şimdi Mehmet dedi ya, bağlarla ıslah eder. Hayret ediyorum vallahi. Bağlar tabii. Aklın manası neydi? İkaldı, bağdı. Deve misali veriyordum. Akıl ikaldan geliyor, bağdan geliyor. Kalpleri ıslah diye risalede geçer. Evet. Bu komple kalpmiş. Kalpleri ıslah, akılları normal bir insan bunu yazabilir mi? Mümkün değil. Bu nasıl yazacak ya? Adam bağlar kelimesi özenle seçecek. Islah kelimesi özenle seçilecek, yerine koyuyor. Yani bu ama bunları komple o anda böyle dizeceksin. Mümkün değil ya. Ya bir tane müşahade, keşfiyat. Şimdi sizi göstereyim işte hafta inşallah yaşarsak. Bak şimdi. Oturduk Allah aşkına. Şu var ya aynı böyle dizmişim. Lemalar 371. Evet. Kalplerde alimi gayba gaybda. Bak şimdi böyle dizdi. Dizme devam ediyor. Devam ediyor. Son 3 tane şey çıktı. İtikadat-ı yakine, nurani kalp, münevver akıl. Reşa, zühre, katre. 3 meslek var ya. Yani
Ulan bunlar dizi bir aktım. Allah Allah. Katre, Reşa, Zühre. Yani birinci tayfa. Bir tuhaf ya. Bir kere Nazm-ı Mani. Yani mefhumu muhalifiyle mana değil ya. Yani. Nazm-ı Mani sırf dizilişinle uğraşıyor. Çıkıyor, tabir çıkıyor. Enfusi lügat böyle çıkıyor. Desem ki lügatta kalple müşahadet, müşahadetullah, akılla keşfiyat, kalple ilhamat, akılla istihracat olur. Kalple vücubu vücut, akılla vahdet ilahiye. Kalple ıslah edersin, akılla adamı bağlarsın. Anladın mı Mehmet? Çok tuhaf ya. Biter mi küller? Yani ne zaman şey yapmışım? 28.07.2020 Tepecik yazmışım şu. Yani niye ikide bir göstereyim? Bu çok acayip bir şey çıktı yani. O Katre, Reşa, Zühre var ya. İlmel yakin, anel yakin, hakkal yakin diyor. 10. nota var ya. Ne gibidir diyor? Su gibidir. Hava gibidir. Nur gibidir. Onu işleyeceğim. Ha işte onlar işte. Şurada bir şey daha denk geliyor ama orayı tam anlayamadım. Şehadet ve münacat. Aynı vallahi. Kalple akıl. Yani. Münacat akıllı yaparsın. Akıl ayrılır değil mi? Evet, tabii. Şehadetle münacat yaparsın. Nerede bakayım şehadet? Şehadet ettikleri Cenab-ı Kibriye'ye münacat. Bak elinizin hemen alın. Maşallah. Defolup gitti. Defolup gitti. Defolup gitti. Evet. Şey ya, neydi o abi? Sait Özdemirhan. Okurken ishal ediyor. Yalan mı diyecek? Yanında şeyde, Tobes'te. Bazı bunu ne var? Sonra onu ne yapmış? Risale-i Asemus'a okurken diyor, boş bardak diyor, bir metre diyor masadan. Herkesin gözü önünde havaya kalkıyor. Bir metre boş ve patlıyor bardak. Orada kafir cin vardı. Şimdi Allah Allah, evet. Dur hele ya. Kalem nerede? Şeyde gitti, o da gitti, kafa gitti, dur. Şurada... şehadet, en üstte. Nerede, nerede, nerede? En üstte abi. Ha, şehadet... Gel, münacat da ıslahın altında. He. Münacat değil mi? Evet. Tamam, burada münacat akla... Nerede? Akla bakıyor işte. Akla bakacak münacat. Akla ne bakıyor. Aha, münacat akla bakıyor. Şu. Ne? Nereden çıkıyor nereden? Ya. Şehadet makamı. Kalp. Şehit, şahit ya. Evet. Şahit olan şehit olur, şehit olan da şahit olmuştur. Evet. Sübhaneke ya şehit, aleyte ya şahit, ecirne minen narim ya finke ya rahman. Evet. Çok şarttı ya. Şey düşünüyorum yani, bir beşer bunu nasıl olur? Dizemez ya. Böyle ben bu manayı dizeyim de kelamla zikredeyim. Arkadaşlar da akıllar üstü yani. Bir şey bu ya. Akıllı olarak. Akıllı mı şey? Bu da bu kadar akıl var ha. Bitmemiş cümle bu ya. Bitmemiş. Yok cümle şey paragrafın içinde daha. Yani. Hep böyle. Vallahi böyle. Külliyat billahi böyle. Hep böyle. Yemin ederim. Ben bunu 40 seneden beri böyle çalışıyorum. Böyle. 40 sene. Osman yazıyor. Diyor ki yüzler icma kalbe tevatür akla bakar diyor ama bak, bir dakika de... Osman içeride mi canlı yayın? Evet. Bir dakika bakayım nereden dedin de? Yüzler icma ve tevatür. Nerede? Bak ilhamat ve istirahat. Yüzler icma. Dur. Onlar orada ondan kurtulmuştuk. Gene orada karıştırdı bizi. Sesi açayım mı abi? Ha? Aç dur. Yüzler icma ve tevatür. Tevatür. Evet tevatür şey değil, aklıdır ya. Katiyetinde var bir daha. Kuvvetinde, katiyetinde. Aynen kalben kuvvettir. Katiyet de akıldır. Kuvvetinde... Efendim Osman.
Onu diyecektim abi. Biraz ses şey yaptım olmadı. Mesaj attım. Allah Allah. 2'ye 2 gidiyor orası. 2'ye 2 de dizilmiş orası. Yani ne güzel kurtuldu. Tevatür ve... Tevatür kuvvetinde. Tevatür akla bakıyor. İçma kalbe. Kuvvet de kalbe bakıyor. Katiyet akla bakıyor. Evet. Yüzden icma... İcma, ona kalem yapma bize ya. Ha şey açtık ya, icma. Şuradan kapatayım hemen. Şurada, 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 dur. Burada da iki tane var. Şunu yapayım da. Acele etme. Tamam. Şurada dursun. İcma. Evet, tevatür. Tevatür. Kuvvet, katiyet. Tevatür. Tür. Burada da devam ettiğini kabul edin. Evet. Tamam mı? Tahtamız var yani. Şey, abi şuraya yazabilirsiniz ya. Zaten sırası önemli değil. Nereye yazdık? Islah ve bağların önüne yazın. Ha, şuraya öyle yaptım zaten. Yani, tam önüne, tam önüne. Şuraya. Yok, tam önüne abi. Ya sanki ondan devam etmiş gibi ol. Zaten sırayı kaybettik tamam, yani. Başta ya zaten. Yukarıdayı ya. Zaten. Şuraya yazayım. Ha, burada arkasında. Tamam, tamam. Buradan ha. Çıksın bunlar. Evet. Yani kuvvet. Devamı gelsin gibi yani. Tamam. Hadi. Kuvvet. Neydi? Katiyet. Katiyet. Oradan katılmak isteyen arkadaşlar olsa söylesin. Aç sesi. Açtım. Evet. Şunu aç. Bu nasıl bir şey bu cümleden bu kadar şey işte. Yani bunu örnek için söyleyecektim ama konu dersimize girmedik bugün. Burada en dikkat çekici ıslah bağlar vücut bu vücut vahdet ve ilahi vahdet ilahi. Bu ikisi çok ilginç şeyler. Diğerlerin çok fazla şey değil. Bunlar acayip vücut. Vücut kalp bile demek ki var ya. Yani vicdan vacibi vücuda bakıyor. İcma, tevatür. Bağla. Akıl. İcma kalple oluyor, öyle mi? Tabii. Kalben iş. İcma. Ama bu şeyin paragrafın içinde bir daha cümle ya. Cümle bitmemiş. Bitmemiş noktası yok yani. Şuraya bak. İnsanın hulasası olan insan, şey kainatın hulasası. Onların hulasası bu. Bunların hulasası bu. Bunların hulasası bu. Evet. İndirge. Onların hepsinin hulasası da bu. Ya. Abi bir şey sorabilir miyim? Ben bir yer takıldı da. Yani sadece orada bir noktaya nazar kaldı. Şey abi yani ben... Söyle. Abi şimdi hani cümle normalde şey diye başlıyor yani. Vücubu vücut ve vahdet-i ilahiye şehadet ettikleri kemal vuzuyla beyan ve tahaccür etmiş kalpleri ıslah. Sonra yeni bir şeye geçiyor. Hem Cenab-ı Kibriya'ya. Yani abi sanki vacibi yani vücubu vücut ve vahdet-i ilahiye ve Cenab-ı Kibriya ikisi yani... Yani şu ikisi bir, Cenab-ı Kibriya ayrı gibi. Sanki bilmiyorum hani siz daha bilirsiniz abi. Şu ayrı mı? Evet abi şu ikisi. Nereye ayrı? Yani şöyle, sanki vücubu vücut ve vahdet-i ilahiye bir. Şu ikisi bir, Cenab-ı şuraya Kibriya bakar. Ayrı. Onu bir sen defterine yazan bize gösterirsin. Tamam. Bir de seninkini göreyim. Biz böyle çıkartabiliriz. Onu göreyim. Görmek isterim ya. Bakayım nasıl olacak. Çünkü masum, temiz kalp aklında neler ikram etmiştir. Onu yazarsın. Evet, bugünlük bu kadar. Hadi. Etkilendim ya. Şurayı güzel yapayım ki gözükmüyor. Bazıları hassasiyetini şey yapar.
Tevatür mü? İşini güzel yapacağız. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar herhalde. Size hangisini yapacaktım onu da söyleyeyim de. Bugün 262'yi gönderdim. Bu şeyi yapacaktık. Kainatın şeyi. Ruhu olan Risalet-i Muhammediye. Yapalım abi ya. Şimdi ne? Bugün yapamayız. Niye? Çok derin miyiz? Şey hani şimdi bu o taht, o döşen tahtayı da buraya getireceğiz. Birleştireceğiz. Şu şekilde bak göstereyim. Böyle. Aynı böyle diziliyor. Getiriliyor. Ondan sonra yani hep böyle şey. Sonra burada neler çözülüyor biliyor musun? Şuur, his, halis, cevher. Mesela ruh diyor hayatın sabi ve halis bir cevhermiş. Zat neymiş? Sabit ve müstakil. Ondan sonra his ve şuur ve aklından. Sen de çalışmışsın. Böyle mesela safi ve halise cevher diyor. Sabit ve müstakil zat diyor. Mürekkep olursa bunların cemine ruh oluyor mesela. Risalet çözülüyor burada. Risalet insanla alakası yok. Ona en cami Resul oluyor. Onun hamaleleri de hepimiziz. Onu anlatıyor öyle. Sonra hayatın mülk tarafı, melekut tarafı var. Mülk ve melekut tarafı var. Maddi manevi. Yani böyle onu şey yapılmış, buradan çıkmış ona şeyden. Çok güzel olacak ama hafta inşallah sağ olursak yapacağız. Peki burada kesiyoruz. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masalı var. Allah'a emanet olun.